Büyük patlama yani Big Bang teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Evren sonsuz yoğunluktaki bir noktadan ortaya çıkmıştır. Evet kainatın oluşumu ile ilgili arkadaşlar her şey bir nokta halinde çok büyük bir kütle ve çok büyük bir enerjiye sahipken aniden bir patlama sonucunda kainat evren oluşmuş bir doğru. 2. Patlamayla birlikte evren bugünkü haline aniden ulaşmıştır. Aniden ulaşmamış arkadaşlar belli bir süreç yaşamış. 13.7 milyar yıl geçmiş. İkincisi yanlıştır. 3. Evren sürekli genişlemektedir. Evet bu patlama neticesinde evren şu an hala sürekli genişlemeye devam ediyor. Tabi belli bir süre sonra durup ters yönde çökme olacağı şeklinde teoriler atılıyor ortaya. Yani evren sürekli genişlemektedir bilgisi de şu an itibariyle doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği olmalı. Büyük patlama teorisine göre evren ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, bir başlangıcı vardır. Evet evrenin bir başlangıcı yani 13.7 milyar yıl önce bir başlangıcı var. Bir Doğrudur. 2. Sürekli genişlemektedir. Evet büyük patlama teorisine göre evren şu an genişlemeye devam etmekte de doğru. 3. Sıcaklığı ve yoğunluğu azalmaktadır. Tabii haliyle başlangıçta bir nokta şeklinde iken çok büyük bir kütleye ve enerjiye sahipken patlama sonucunda şu an genişliyor ve hacmi artıyor. Haliyle sıcaklığı ve yoğunluğu da azalmaya devam ediyor. Onun için üçüncü yargımız da doğru. Yani hepsi doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Büyük patlama yani Big Bang teorisi evrenin oluşumuyla ilgili en çok kabul gören teoridir. Büyük patlama teorisi evrenin oluşumuna açıklama getirmeye çalışırken yaklaşık 13.7 milyar yıl önce evrenin başlangıcı ile ilgili günümüze gelmiş kalıntılar ve etkileri kanıt olarak kullanılır. Yani bu sonuçtan ortaya atılmış bir teori bir verilere dayanılarak söyleniyor. Buna göre yukarıdakilerden hangisi büyük patlama teorisinin dayandığı bilimsel temellerdendir? 1. Mikrodalga fon ışıması. Evet mikrodalga ardalan fon ışıması dediğimiz bir ışıma yani şu an günümüze gelmiş. Bunu arkadaşlar yorgun elektromanyetik dalga şeklinde bir ifade kullanılıyor. Birinci ifademiz evet İki uzay galaksinin ışık spektrumunun kızla kayması. Tabi galaksiler arasındaki mesafeler evren genişlediği için artmakta ve gözlem neticesinde oradaki yıldızlardan gelen ışıkların renklerinin değiştiği ve kızla kaydığı görülmüş. Uzaklaştığı için Doppler etkisi kullanılıyor tabi burada. Doppler etkisinden yararlanılmış. 3. evrendeki hidrojen gazının helyum gazının oranı. Arkadaşlar bu oran belli bir değerde. Bu oranın belli bir değerde olması da haliyle evrenin genişlediğini bize göstermiş oluyor. Yani bu da yine oran itibariyle büyük patlama teorisini destekler bir mahiyette cevap bundan dolayı E seçeneği doğrudur. Bir fizik öğretmeni büyük patlama teorisiyle ilgili aşağıdaki doğru yanlış tablosunu öğrencilerden doldurmasını istiyor. Buna göre öğrenci tablodaki 1-2-3-4-5 tonlu yargılardan hangisini hangilerini yanlış işaretlemiştir? Bir evrendeki her şey hareket halindedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğru dediği için doğru. Evrenin ilk anlarında sıcaklık ve yoğunluk çok büyüktür. Evet kainatın ilk başlangıçta oluşum döneminde her şey bir nokta şeklinde çok büyük bir yoğunluk ve sıcak diyene sahipti. Aniden bir patlama gerçekliği şeklinde bir teoridir Big Bang teorisi. Yani bu ifadenin doğru olması lazım. Burada yanlış söylemiş. 3. Evrenin sıcaklığı sürekli olarak artmakta. Big Bang teorisi büyük patlama anından sonra sıcaklık giderek azalmaktadır. Burada doğru dediği için arkadaşlar yanlış olmuş. Evren sürekli olarak genişlemekte. Evren sürekli olarak şu an genişliyor. Big Bang yani o büyük patlama teorisine göre evren şu an hızlanarak genişliyor. Bu doğru dediği için doğru. Evrenin ilk anlarında evreni düzenleyen dört temel kuvvet birleşik formdadır. Yani güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik ve güçlü nükleer ee, kütle çekim kuvveti birleşik formda idi. Evet bu da doğrudur. Doğru dediği için doğru. Yanlış olanlar sorulduğu için 2 ve 3 yani B seçeneği yanlış olarak işaretlenmiş. Bir fizik öğretmeni öğrencilerine büyük patlama teorisini anlatırken üzerine galaksi resimleri çizdiği balonu şekildeki bir şişirerek oluşturduğu modelleme yöntemini kullanıyor. Buna göre oluşturulan bu modelleme öğrencilerinin sorduğu sorulardan hangilerine bu modellemeyi kullanarak doğrudan yanıt verebilir? 1. Evren sürekli genişliyor mu? Arkadaşlar evrenin genişlemesiyle alakalı bir örnektir bu. Balonu şişirdiğimizde galaksiler arasındaki mesafeler bu şekilde artar yani evren genişliyor. 2. Bütün galaksilerin dünyadan uzaklaşma hızı eşit büyüklükte midir? Arkadaşlar galaksiler arasındaki mesafe arttığında yani dünyadan uzaktaki galaksilerin bizden uzaklaşma hızlarının daha büyük oldu. Yani şişirdiğimizde bu oranında oransal olarak daha büyük miktarda uzaklaştığını gözlemleyebiliyoruz. Yani bu da örnek olarak verilebilir. 3. Mikrodalga fon ışınımı ne zaman evrene yayılmıştır? Tabi burada balon deneyiyle bunu örnekleyemeyiz arkadaşlar. Doğrudan böyle bir ifadeyi yanıt veremeyiz. Onun için 1 ve 2 yani C, D seçeneği doğru cevap olmalı. Büyük patlama teorisine göre yargılarından hangi yeri doğrudur? Bir, evren oluşumunun hemen sonrasında çok yoğun hal gelir. Arkadaşlar her şey Big Bang teorisine göre çok küçük nokta şeklinde ve çok büyük bir enerjiye sahip ve çok büyük bir yoğunluğu var. Aniden bir patlama sonucunda evren kainat oluşmuş. O halde birinci ifademiz çok yoğun doğrudur. İki, günümüzde evrenin genişlemesi durmuştur. Hayır, hatta hızlanarak devam ediyor arkadaşlar genişleme. İkinci ifademiz yanlış. 3 evrende ilk oluşan atomlar hidrojen ve helyum gibi hafif atomlardır. Tabi arkadaşlar ilk önce hafif atomlar, sonra bunlar çekirdek kaynaşmasıyla tabi güneşlerde oluşan sistem gibi düşünün arkadaşlar. Hidrojenler helyuma helyumlar lituma bu şekilde ağır elementlere dönüşüyor ve e, tabi burada e, güneşlerde patlayarak süpernova patlamasıyla işte gezegenler veya diğer gök cisimleri elde edilmiş oluyor. Yani bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. İlk önce hafif atomlar oluşmuştur. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Penzias ve Nison Samanyolu galaksisinden gelen radyo dalgalarını incelemeyi amaçladıkları gözlemlerinde beklentilerinden farklı olarak şaşırtıcı bir mikrodalga ışınımı keşfettiler. Bu mikrodalga ışınımı yöne bağlı olmaksızın evrenin her yerinde eşit şiddette geliyordu. Mikrodalga fon ışıması ile ilgili olarak yargılan hangileri doğrudur? 1. Evrenin her yerine eşit şiddetle dağılmıştır. Zaten burada yazıyor. 2. Büyük patlama teorisinin kanıtlarından birisidir. Evet mikrodalga ardalan fon ışıması olarak da ifade ediliyor. 3. E, siyah cisim ışımasıdır. Evet bu bir siyah cisim yani kara cisim ışımasıdır. Enerji olarak bir ışıma yapmış. O halde buradakilerin hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Hubble uzak galaksilerden gelen ışığı inceleyerek Hubble yasasını ortaya koydu. Hubble yasasına göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Galaksilerden gelen ışık spektrumu maviye kayar. Arkadaşlar galaksilerden gelen ışık spektrumu kırmızıya yani kızıla kayar. Çünkü uzaklaştığı için Doppler etkisine göre enerji yani frekansı azalır. Onun için kızıla kayar o halde maviye kayar dediği için yanlış. 2. Bütün galaksiler birbirlerine eşit büyükteki hızlarla uzaklaşır. Bütün galaksiler birbirlerinden eşit büyükteki hızlarla uzaklaşmazlar. Uzaklık daha uzaklardaki galaksilerin birbirlerinden uzaklaşma hızları daha fazladır. Yani bu ifademiz yanlıştır. 3. Dünya'ya Y galaksisinden daha uzakta olan X galaksisinin Dünya'dan uzaklaşma hızı Y galaksisinin Dünya'dan uzaklaşma hızından büyüktür. Evet. Daha uzakta, Dünya'ya daha uzaktaki galaksiler e dünyadan daha büyük hızlarla uzaklaşmaktadırlar. O halde bu ifademiz Hubble yasasına göre doğru. Yani cevap yalnız 3 yani C seçeneği olmalı. Bir fizik öğretmeni evrenin oluşumundan sonra meydana gelen aşamaları ve bu aşamaların oluşum sıralarını öğrencilerin kavraması için aşağıdaki balon modellemesini kullanmak istiyor. Balonların üzerine çizilen aşamaların oluşum sırası ile evrenin genişlemesi arasında bağlantı kurmak için balonların büyüklükleri büyüklükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Arkadaşlar şimdi şekle baktığımızda buradaki şekilde tabi atom altı parçacıklarımız var burada. Kuark, lepton ve gluon dediğimiz, gluon dediğimiz denizi dediğimiz yani kuvvet parçacığımız. Bunlar kuarklar ve leptonlar ve buradaki bozon dediğimiz parçacıklar maddi oluşturan parçacıklar. O halde bu ilk evrede olması gerekiyor. Sonra arkadaşlar bunlar proton ve e elektronları oluşturuyorlar. Bu proton elektronlar da atomu oluşturuyorlar. Yani sıralamaya baktığımızda K, KML şeklinde bir sıralama olması gerekecek ve K, -M L sıralamasında da balon giderek evren genişlediği için küçükten büyüğe doğru sıralanması lazım. Zaten şekle baktığımızda hepsi küçükten büyüğe doğru sıralanmış. İlk önce atom altı parçacıkların olması gerekiyor. Yani K'nın ilk önce, sonra arkadaşlar M'nin olması gerekiyor. M'nin ikinci sırada olması yani elektron ve protonların oluşumu sonra da arkadaşlar karşımıza bir atomun oluşumu çıkıyor yani L'nin oluşması gerekecek. Demek ki sıralama Big Bang teorisi ile kıyas yapıldığında bu şekilde bir sıralama olması gerekir.